Bu bölümde şuraya bir bar ekleyelim. Anahtar alınacak. Burada anahtar çıkacak. Burada ekleyeceğimiz bar ve anahtarı yönetmeyi aslında map ile ilgili bir konu. Map'in içine de eklenebilir. Ama map çok uzadığı için bir tane sırf burayı yöneten yeni bir JavaScript klası oluşturabiliriz. Adına da board diyelim. Buna geçmeden önce şurayla biraz daha oynamak istiyorum. Bu yazı tam net okunmuyor altında farklı renkler olduğu için. Şöyle yapabiliriz. Bunun bu nesnenin CSS özellikleriyle mesela arka plan rengini beyaz yaparsam background color white. Arka plan rengini beyaz yaparsam daha okunaklı oluyor. Şimdiki kenarlarında biraz boşluk olsun. Margin yaparsam piksel boşluk olacak mı? Margin dış boşluktu. İç boşluk neydi? Margin'i daha önce de kullanmıştık. Şuradaki 10 piksel boşlukları 0 yapmak için margin'i kullanmıştık. Her bir alan için yukarı, sağ margin, sol margin, left margin, up margin, down margin diye kullanılabiliyor. İçeriden boşluk bırakmak için padding kullanıyorduk. Margin yapınca kenarından boşluk bıraktı. Padding yaparsak içinden boşluk bırakacak. 4 çok oldu. 1 piksel desem kötü mü olur? 1 piksel ideal. Şimdi kenarları tabii köşeli olduğu için bu sefer de elmanın görüntüsüne biraz olumsuz etkiledi. Köşeleri yuvarlamak köşeleri yuvarlama radius olması gerekiyordu. Border radius. Evet, border radius. Şurada kare olan arka planın köşelerini istersek her bir köşesini farklı şekilde de olabilir. Yuvarlamaya yarayan komut. Beş piksel yuvarlayalım. Evet, yuvarlandı. 10 piksel yuvarlarsam yuvarlak içindeymiş gibi görünür mü? Evet, görünüyor. O zaman şimdi bunu 2 piksel yapabilirim biraz. Yuvarladık artık. Evet. Daha önce ne yapmıştık? Right'tan 4 yapmıştık. Hoş görünmediği için. Bunu artık 2 yapabiliriz. Şimdi yuvarlağın içine koyup
2'de boşluk bıraktığımız için biraz daha aşağıya, hatta sağa doğru, aşağıya doğru daha çok gibi görünüyor. 1 piksel yapabiliriz. Evet. Bir de opacity verirsek, opacity o resim programında da kullanmıştık. Şeffaflık, arka planın şeffaflığı. Ona bakalım. Opacity. Opacity property. Sıfırdan bire kadar şeffaflık veriyor. Opacity 0.7 yaparsam. Evet, hafif arkasında çiçek de görünsün. Çok da şeffaf olmasın. Evet. Böyle daha hoş göründü gibi bir öncekilere göre. Şu komutlar başka browserlarda sıkıntı çıkarabilir, bazı komutlar. Onlar için her browser'ın desteklediği komutları da yazmak gerekiyor. Şurada browserlarla ilgili bir bilgi veriyor. Bu hangi browserlarda çalışır diye. Internet Explorer'da sıkıntı çıkartabilir diyor. Internet Explorer'da sıkıntı çıkartabilir. Internet Explorer'da da çalışmasını istiyorsan onun karşılığını da bunun altına ekleyebiliriz. Mesela burada internetten şöyle bir site buldum. CSS Generator diye. Burada bazı konular var. Mesela bizim yaptığımız border radius. İşte ne kadar olmasını istiyorsun? 10 piksel. Şuradaki işte tarayıcıların hepsinde çalışan komut tu bize veriyor. Şu komut diyor. Bunu tarayıcıların hepsinde çalışır. Biz zaten neyi kullanmıştık? Border radius kullanmıştık. Bir de şu WebKit için olanı kullanırsak. Onun altına. O zaman birçok tarayıcıda problem çıkarmamış olur. Burada başka konular da var. Nerede şu? Bunu da ekleyeyim ben sitemin altına. Mesela box shadow, CSS ile gölge oluşturmak. Nesnenin etrafını oluşturuyor gölgeyi. 1-1 bunun komutu da şuymuş. Bir nesneye bunu verirsek o nesnede bu şekilde gölge oluşturmuş oluruz. Ne var başka? Text Shadow, Box Resize, Transform, Transition.
işte bunlara şu an ihtiyacımız yok. Sadece bunu ben eklerim. Bizim için şu anki yeterli şu görüntü. Ne yapıyorduk biz? Board'u yazacaktık. Board içinde şurada bir nesne mi var? Ne yapalım önce? HTML'den biz ne yapacağız? Buraya bir bar yerleştireceğiz. O bar için bir alan açalım. HTML'in içine girelim. Bar için alan nereye açmamız uygun olur? Body'nin içinde olacak tabii ki. Burada ne yapmışız? Player mesela yapmışız. Game objelerin üstünde. Bizim onun da üzerinde olması için Game Container'ında ne olması gerekiyor? İçinde olması gerekiyor. Burada bir tane div açayım. Div açacağım. Buna bir ID vereyim. Player life var diyeyim mesela. Sonra bu verdiğim ID ile ben ne yapabilirim? CSS'ten ID neydi? At şey nabla şart işareti player life bar vardı. Şuradan da resme bakayım. Ben nasıl bir şey tasarlamışım. Beyaz bir alan. İçinde turuncu bir bar. Tamam. Şöyle yapalım. Background color white. Position absolute. Çünkü ben belirleyeceğim nerede olacağını. Genişlik belirleyelim. Width. Bar için biz 200 piksel belirlemiştik. 200 piksel. 200 piksel diyelim. Height'ini de 16 piksel diyelim şimdilik. Daha sonra duruma göre oynarız. Top 10 piksel. Yukarıdan boşluk. Yukarıdan left right da 50 piksel olsun. Bakalım böyle ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Şunun ismi doğru mu? Doğru. Kaydettik mi? Kaydetmemişim. HTML. Evet. Şöyle bir beyaz bir alan oluşturdum. O alanın içinde oynayabilirim. Şöyle yapalım. Hayır. Nerede? Şurada. Şurası neydi? 32 pikseldi. Değil mi? Sen, ben 32 dersem 0'a 0 mı yapışacak? Evet. Yüksekliği 16 demişiz. 12 olsun. Bir de şu en son kullandığımız border radiuslardan kenarları kare şey olmasın, keskin olmasın. 4 diyelim. Yuvarlak gibi de olmasın tam. Biraz keskinleştirelim. Şey yapalım. Radius yapalım. Güzel. Şimdi içine bir nesne ekleyeceğiz. Gelelim HTML'e. İçine bir tane div
TV kapatıyorum. Bunun da ID diyelim. Buna da bir ID verelim. Evet, buna da bir ID verelim. Player Live Bar Status diyelim buna da. Bunun için özel bir özellikler ekleyeceğim için ID verdim. Class da verebilirdim. ID verdim CSS JavaScript içinden daha kolay ulaşırız diye. Öteki türlü bu resimlerin altına ulaştığım gibi chat da ulaşabilirdim. Şu anda ben ID vermeyi tercih ettim. Şöyle diyelim. Bu bunun içerisinde. Şöyle de yapabiliriz. Absolut olarak da yapabiliriz. Ya da içerisine yerleştiririz. Ne kadar işte oluyorsa mesela absolut yerine relatif dersen genişliği %100 %100 dersen şunu kaldırıyorum artık. O top ve left absolutle ilgili bir özellik. Yine işler ama doğru bir kullanım olmaz. White yerine de white yerinde ben turuncu bir renk istiyorum. Şu golden olsun. Şimdilik. Ne oldu? Oldu mu? Oldu. %100 dedik. %100 ne yaptı? Doldurdu. Sonra buna margin vereceğiz. Niye? Çünkü şu nesnenin dışında boşluk bırakmak istiyorum ben. Ne kadar boşluk bırakmak istiyorum? Ben 8 pikselim. 12'den 8'i çıkartırsam 4 piksel kalır. 4 yukarıdan 4 piksel, 2 yukarıdan 2 aşağıdan yaparsak 2 piksellik bir boşluk olması gerekiyor her yerde. Şimdi %100 olduğu için burada ne oldu? Fazlalık oldu. Çünkü alttaki nesnenin boyutuyla aynı. Şuradaki boşluk verdiğim için de burada fazlalık oluyor. Şunu bir deneyeyim. Bir üstteki nesneme padding koyarsam 3 piksel koyacağım. Mesela 2 piksel. Kafamız karışmasın. Onu sonra düzeltirim. Buradaki margini sileceğim. Bakalım. O zaman oldu. Dış nesneme koydu padding'i. Tam içine oturdu. Padding her yönden 2 piksellik bir boşluk oluşturdu. Şunu 8'i 6 yapmak istiyorum.
geçmiş yapmak istiyorum. Şunun rengini beğenmedim. Brown dersen. Daha güzel oldu. Şurada niye boşluk kalıyor ona bakıyor. Yine CSS için de bunu sağ tıklayıp incele dersek daha rahat görmemiz için CSS'i incele dediğimiz zaman şurada benim iki nesnem var. Bir bu bar. Mesela bu içeriği, padding, border'ı, margin, position. Buradaki bilgilerin ne olduğunu söylüyor. Mesela bu tarayıcı için şu komuta gerek olmadığı için onun üzerine çizmiş. Burada tabii değişiklik de yapabiliriz. Relative'i kaldırırsak ne olur gibi. Şimdi yüksekliği eğer hiçbir şey belirlemezsem otomatik olarak verir. İçindeki nesnede relative yaptığımız için bir yer kaplıyor. Yer kapladığı için dışındaki nesneleri itme özelliği var. Bir şey yer kapladığı zaman kendisinden sonra gelen ya da içinde olduğu nesneyi genişletiyor kendi kadar. Demek ki yüksekliği kaybedersen benim için yeterli oluyor. Doğru bir şey oldu. Yer olarak da uygun. Buradan değişiklik yaptıkça direkt yansıyor. Yaptığımız şeyleri test etmek için yine CSS'i de test etmek için ya da değişikliklere bakmak için buradan da faydalanabiliriz. Write'ı kaldırdığım zaman write özelliğini 0'a 0'a koyuyor. Şu an benim için uygun var. Son haliyle bu şekilde uygun. Şunu kaldırıyorduk. Evet. Bar. Şuraya bir tane kalp resmi ekleyecektik. Nasıl ekleyelim bunu? Şurada imaj ekleme. İmaj eklemeyi Player Life Bar'ın içine ekliyorum. Oraya da Heart PNG ekliyorum. Geldi. Hiçbir position'la hiçbir değişiklik yapmadığımız için standart olarak bir yer kaplayan özelliği şu an barındırdığı için burayı ne yaptı? Genişletti. Şurada bu sefer de burada style ekleyelim. Position absolute dersem yer kaplamasın. Evet, artık ona bakmıyor hiç kimse. O içerisinde bulunduğuyla ilgisi olmuyor. İlgisi yok. Niye bunun içine koydum? Bunun içine ekledim. Bu hareket ettirdiğim zaman bununla birlikte her zaman şurada olması gerekiyor. Gerektiği için bunun içine ekledim. Şu pozisyona getireceğim. Bu hareket ettirsek de bunu ileride bu yine aynı pozisyonda kalacak. Nasıl yapacağız onu? Absolute yaptıktan sonra right boşluğu ne yapabiliyorduk? Eksili bir değer de girebiliyorduk. Daha önce mesela bizim kelebek eksili değer olup ekranın dışına çıkmıştı. -50 dedi, right demişim, left diyeceğim. Left. Right. Left'ten eksi bir değer olsun. 50 biraz fazla. 45 olsun. 45 olsun.
Sonra da tab. Tabi bunları bir resim işleme programında çizdiğimiz zaman orada bir nesneyi seçtiğimizde orada nesnenin yukarı aşağıya genişlik gibi özellik şeyleri değerleri mevcut. O değerlere bakıp bir hesap yapıp da hemen hesap yapıp tek seferde de bunları yerine yerleştirebiliriz. Ben biraz burada göz kararı yapıyorum. Sıfır piksel neresi? Bana ne gerekiyor? Eksi 20 piksel olsa 10 piksel olsa evet. Bir de resmin şu özellikleri vardı. Mesela Width ve Height özellikleri vardı. Biz bunları bu bulduğumuz resmimiz aslında prototipte küçültmüştük. Şuradan bakalım. Prototipe bakmayacağım. Şu resmin boyutuna bakacağım. 32'ye 32 piksel. Genişlik ve yüksekliğine eşit. Ben o zaman bunu mesela 20 piksel dersem oranında bir bozulma olmaz. Ama hata verdi. Bu şekilde kullanılmıyor muydu? İmaj. Bakalım hemen. İmaja bakalım. İmaj tag'i. Piksel dememize gerek yokmuş. CSS ile de boyutlandırabilirdik. Ama resmin özelliği var. Resmin özelliğini uygulayalım. Bunu kullanmamıştık. Bunu da kullanmış olalım. Ne oldu şimdi? Bizim verdiğimiz değerler yeni resim için uygun olmadı. Piksel daha aşağı olursa bu iş oldu gibi. Bir piksel daha aşağı olur. Evet. Bu da benim cam barım olacak. Ne yapacağız yine JavaScript'ten? Burada hareket ederken oluşan değerleri board.cs'ye yazacağımız komutlar sayesinde bu cam barını aktarıp cam barının dolup azalmasını sağlayacağız. Bir tane de şuraya K ekleyelim. Bizim şu anda haritadan alabileceğimiz tek bir anahtar var. O yüzden buraya bir resim koyup onu görünmez yapıp anahtar alındığında görünür yapabiliriz. Ama buraya işte bir ID'si olan bir div açıp işte harita üzerinde birçok nesne varsa alınabilen, anahtardan birden fazla varsa, nesneleri aldıkça sahip olduğumuz nesneler yan yana dizilebilir. İşte anahtarın üzerinde iki anahtar, üç anahtar gibi tasarlanabilir. Yine Player.js'in içinde biz anahtarı aldığımızda şu an tek bir değişken kullanabiliriz işte. Anahtara sahip misin? Evet ya da hayır diye bir değişken kullanabiliriz. Ama birden çok nesne yapacaksak oraya ne yapabiliriz? Bir dizi ekleyebiliriz. Aldığımız her nesneyi o diziye ekleriz. Sonra kullanacağımız zaman o dizinin içerisinden hangi nesneyi alacaksak onu kullanıp çıkartabiliriz o diziden artık. Şu an için bizim onlara ihtiyacımız yok. Diziyle ilgili de zaten map'i tasarlarken diziyle ilgili ayrıntılı çalıştığımız için
o bilgileri de tekrar kullanmamıza, vermemize gerek yok. Bir tek şuraya bir anahtar resmi koysak yeter. Nasıl yapalım? Lifebar'ın dışında olacak bu. Player K desem tek bir nesne yeterli. Player item list deyip nesneleri içine JavaScript'ten de ekleyebilirdik. Image source asset K. Sonra burada şunun için niye görünmüyor? Görünüyor yok olur. CSS'ini yazalım. Sharp ID olduğu için position absolute left 32 piksel olsun. Top da 0 piksel olsun. Zaten bu resmin genişliği yüksekliği 32-32. Eğer 32'ye 0 yaparsam tam şurada oturması gerekiyor. Evet, tam oraya geldi. Şimdi ne yapacağız? Gelelim son oluşturduğumuz board class'ına. Initial fonksiyonuyla başlayalım. Benim burada kullanacağım İki tane element olacak. Bir anahtar nesnesi, bir de şuradaki barın nesnesi. Onlar için iki tane değişken açacağım. Player life bar element diye bir tanesine. Diğerine de k element diyeyim. Initial'da bunların içeriğini alalım. Ne yapacağız? Eşittir document.get element by id. Bakalım ID'miz neydi? Şunu alacağım. Bar statüsü. Ve düzenlemek istediğim bar statüs. Diğerleriyle bir değişiklik yapmayacağım diğerlerinde. Şu bar statüsü alalım. Bir de board nokta k element eşittir
Yine geçen hemen by id. Bakalım. Player k demişim buna da. Nerede? Board player k. Sonra board initial'ı da bizim ana klasımızda ne yapmış? Player initial. Player initial level create. Player initial'dan önce initial edelim. Çünkü player'ın içerisinde ne yapabiliriz? Düzenleme. Player'ın içerisinden düzenleyeceğiz board'u. Player'ın life'ı burada. Buradan board'a ulaşıp düzenleme yapacağız. Şimdi bana iki tane fonksiyon gerekiyor. Bir tanesi board nokta ne diyelim? Set player life bar eşittir. Set player player life bar burası. Player life bar'ı düzenlemek. Şurada da life verilsin. Şunu tabi bunu yüzde olarak vereceğimiz için yüzde sıfır. 0 ya da 100 arasında bir sayı olduğu zaman bunun genişliği 200 piksel olsa da %50 dediğimizde tam ortasını vermiş olacak. Eğer 0'dan küçükse 0. Eğer 100'den büyükse de 100. 0 ile 100 arasında olmasını istiyoruz sadece. Yapacağımız iş ne? Nokta still nokta genişlik miydi? Bakalım. %100 ne verdik? Genişlik. Width. Sonunda da yüzde işareti. Board. Yüzde işareti olacak. Şurada life'da zaten veriyoruz. Artı. Life artı. Yüzde işareti. Açıklama yazalım. Oyuncunun yukarıdaki hayat barını değiştirir. Bir de anahtarı buradan yöneteceğiz. Ona da set key status diyelim. Show göster. 1 olursa göstersin, 0 olursa gizlesin gibi. Anahtarı gösterip gizlemek için ne olur eğer eşittir 1 ise göster, değilse 1'den farklıysa gizle. Onu da ne yapacağız? Şurada k alanına
gösterip gizlemek için CSS'de ne kullanılıyor? Bakalım. CSS hide div. CSS hide div. The display property. Display. Display var. Bir de visibility var. Hide an element. Bakalım şuna. Behavior nokta hidden. Visibility'de gizlenen nesne hala bir alan kaplamaya devam ediyor. Sadece görüntü olarak gizleniyor. Display none'ı kullanırsak tamamen yok oluyor. Böyle bir nesne orada bir alan kaplamıyor. Standart ne? Block inline. Şöyle yapalım. Deneyelim. Keyword. Tabii bu neyle ilgili? Stille ilgili bir özellik. Display. Gizlemek için none, göstermek için block diyelim. Başlangıçta bunu initial ettik zaten. Başlangıçta initial ettik. Şöyle şuraya iki yazdığımız iki fonksiyonu da şurada kullanalım. Bakalım çalışıyor mu? Player life bar 50 yapsın. Anahtarı statüsü da görünmez yapsın. Bakalım. Evet, her şey görünmez oldu. Bu barda da bir değişiklik yok. Şuna ilk değişkene bakalım. Şunu da kapatalım. Büyük ihtimal bir hata oluştuğu için diğer işlemleri yapamıyor. Hata oluştuğu için board is not defined. Board diye bir class yokmuş. Board'u burada kullanmaya çalışıyoruz. Şuna artık ihtiyacımız yok. Board'u burada kullanmaya çalışıyoruz ama indekste tabii daha eklemedik board'u. Eklemediğimiz için index.html'de bir bağlantısı olmadığı için bulamıyor. Board'un dışında başka bir şey daha eklemiş miydik? Eklemedik. Yenileyelim sayfayı. Anahtar yok oldu. Barda %50 de. Demek ki ikisi de çalışıyor. Şurada
anahtarı görünmez yaptıktan sonra görünür yaparsam görünecek mi anahtar? Görünecek. Evet. Board class'ında yapacağı işlem bu kadar. Şimdi artık bu class'ı diğer yerlerde kullanabiliriz. Önce şuradan başlayalım. Kelebek oyuncumuz. Board class ne zaman bunu değiştirecek? Nereye koyalım onu? Bizim bir fonksiyonumuz var. Set life value diye. Set life value ne oluyordu? Life'ı değiştiriyordu. Ben de burada alert ediyordum. Artık alert etmeme gerek yok. Board nokta set life barda. Value'yu value'yla şurayı düzenleyebiliriz. Peki ilk başlangıçta biz nasıl veriyorduk şeyi? ...60 demiş şuraya. Buraya 0 diyelim. Bu değeri de fonksiyon üzerinden verelim. Verelim ki initial'da fonksiyon üzerinden verelim. Böylelikle bar da otomatik olarak güncellenmiş olur. 60. Evet. Şimdi ben burada bir çiçek tükettiğimde barım artıyor. Şunu da tüketeyim. Arttı. Ta ki neye kadar? %100 olana kadar. %100'den sonra da artmayacak barım. Tuzağa düşersek, tuzaklar hala görünebiliyor şu şekilde. Şurada bir tuzak var. Evet. 40 piksel ne oldu? Düştü. Şimdi bununla birlikte şunu da artık yapabiliriz. Her bir kare ilerlemek canımızdan bir azaltacaktı. Bu da özelliklerden bir tanesi oyunu zorlaştırmak açısından. Her bir kare ilerlemek canımızdan bir azaltacaktı. Onu nerede yapabiliriz? Bir tuşa bastığında hareket ediyor. O yöne dönüyor. Şimdi bir tuşa bastığında buralara eklersek önünde bir taş da olabilir. Taşa doğru gitmek bir hareket etme anlamına gelmiyor. Ya da bir duvarın önünde ilerlemeye çalışmak bir hareket etme anlamına gelmiyor. Şurada şunun içerisinde oyuncu hareket halinde şu animasyonu çalıştırdığım zaman ben bir adım hareket etmeye başlamış oluyorum. O zaman bu hareket başlamadan önce ne yapabilirim? Buraya player nokta get life value vardı bizim. -1. Bir tane azalsın bir harekette. Şuna da not alalım. Oyuncunun her hareketi bir can azaltır diyelim. Evet, bakalım. Şimdi ben gezdikçe ne oluyor? Canım yavaş yavaş azalıyor. Tuzağa düştüm. Canım iyice azaldı. Şuradan tüketirsem biraz canım artacak. Gibi.
Başka ne not almışız? Oyuncunun canına göre hareket hızı değişsin. Onu yapacak. Eğer topsa daha hızlı hareket edebiliyor. Acıktıkça hareket hızı yavaşlıyor. Onun için ne yapmıştık? Animasyon klasında delay time diye bir şey eklemiştik. Her bir hareketin ne kadar milisaniye zaman alacağı. Onu nerede kullanıyorduk? Şunun ismini kopyalayayım. Şurada. Burada kopyalıyoruz, kullanıyorduk. Şu an 4. Bakalım hızı. On beş yaparsam ne oluyor? Hız bakalım. Çok yavaş. Bir aralık belirleyelim. Ama bizim aç olduğumuzda gideceğimiz hız için uygun. Açken 15 olsun, tokken 5 olsun. Bakalım 5'e. Evet, 5. 5 ve 15 arası. Nasıl hesaplayalım bunu? Şu get life value. Get life value. Ctrl'ye basıyorum üzerine. O fonksiyona gidiyor. Get life value. Life'ını alıyor. Kaç olabilir? 0 ile 10 arasında. Biz de 5 ile 15 arasında yapacağız. Yani get life value'yu 10'a bölersek, 5 ile toplarsak, 5'i arttırırsak, o yaptığımızın tam tersi olması gerekiyor. O zaman tok oldukça yavaşlar. Tok oldukça yavaşlar. Evet. O zaman ne yapacağız? 100 eksi life value bölü 10 artı 5 şeklinde yaparsak olur. 5 parantez içinde yapalım. Get life value'yu maksimum 100 olabilir. 100'den çıkartıyorum. O zaman eğer ki get life 100 ise 100'den 100 çıkartınca 0 oluyor. 10'a böldüğünde 0 oluyor. 5 artı 0 5. En hızlı gidebileceği vakit. Ama life düştükçe işte 10 olduğu zaman 90 bölü 10 9 5 artı 9 işte 14 gibi bir rakam olmuş oluyor. Bunu parantez içinde çıkardım. Sonra bunu 10'a böleceğim. Bunu da paranteze alıyorum. 10'a böldüğümü de paranteze alıyorum. Bunu da parse int diyeceğim. Çünkü bu virgüllü bir rakam olabilir. Burada da 5 artı diyeyim. Minimum 5. Bir parantez eksik koyduk. Ne oluyor? Önce parantez içi işlemler. 100'den şu anki hayat çıkartılıyor. 10'a bölünüyor. 10'a bölünüyor ve noktadan sonrası çıkartılıyor. 5 ile toplanıp delay time'a gönderiliyor. Bakalım. Gittikçe yavaşlıyor. Can çizgisi düştükçe hareket kabiliyetimiz azalıyor. Böylece diğer canlılar hareket ediyorsa haritada acıktıkça av olma riskimiz artacak. Şu an iki tane tuzaktan düştüm. Canım hiç yok.
oyunun bitmesi lazım artık bu noktadan sonra. Çok yavaşladım. Çok yavaşladım dediğim zaten sona geldim. Sıfır olduğu için. Bakalım biraz yemek yiyelim. Hızlanalım. Doyuralım karnımızı. Canlandı. Tam bu özellikte bu kadar. Ona da bir çizgi atalım. Şunları kapatıyorum. İnternetten şöyle bir arka plan buldum. Biz burada arka planda bir desen koymuştuk. Onun yerine şöyle bir şey, o desenin yerine şöyle bir şey arkaya koyarsam oyun daha bir renkli olabilir. Bir de onu deneyelim. Bakalım nasıl görünecek. Şöyle yapalım. Şu background'ı yeniden adlandır. Nokta orijinal background diyelim. 193 kilobayt boyutunda bir background. PNG olmasına rağmen. Şuradan taslağımızı açalım. Taslağı açtık. Şu layer'ı kapat. Grid'i kapattık. Layer 3 ile layer 2'nin arasına ekleme yapmam gerekiyor. Buraya bir artı diyeyim. Background image diyeyim. Geldi. Şunu seçtim. Şu resmi atacağım. Hangisini seçiyordum? Şunu şu şekilde. Tabii çözünürlüğünü bozuyorum çünkü çok da önemli değil benim için çözünürlüğü. Zaten karmaşık bir resim. Bir de arka planda hafif boğuk şekilde göstereceğimiz için çözünürlük çok da önemli değil. Bir tek şunun rengini artık biraz daha açabilirim. Şunun opasitesini 210'dan. %70 yaparsam layers'a geliyor. Şunu seçip export diyeceğim. Background PNG. Export edeceğim. Doğru yere mi export ediyorum? Doğru yere. Biraz da renklendi ekran. Ama çok renklendi. Nesneler kayboluyor. Şunu
opasitesini %91 yapalım. Hatta 200 yapalım. Çok hafif bir şey olsun. Export diyeceğim. Diğer background'a bakacağım. Hatta preview'a bakayım. Yani bir farklılık kattı ama bizim background da gayet iyiymiş. Tek tip olmasına rağmen. Bizim background da iyi. Boyutu ne oldu bunun? Tabii artık böyle bir resim uyguladığımız için onu JPEG'e çevirmemiz daha doğru. 355 kilobayt. JPEG formatına çevirirsek eğer bunu kullanacaksa daha uygun olur. Şu haliyle gözüme çok da güzel görünmedi. Ama biraz daha oynayayım. Evet. Biraz oynadım. 3 katman yaptım. Bu bizim en üstteki renk katmanıydı. Onun üzerine daha önce koyduğumuz katmanı yerleştirdim. Onun opazitesini de biraz düşürüp en aşağıya da bu katmanı koydum. Böylece 3 katmanda bu tek renkliliği de hafif kırmış oldum. Bunu kaydediyorum taslağı, kapatıyorum. En son bu haliyle görebiliyoruz. Bazı yerlerde biraz daha yeşillik olmuş oldu. Boyut olarak 547 kilobayt olmuş PNG. Bunu neyle JPEG'e çevirebiliriz? Paint var. Bakalım Paint JPEG'e çeviriyor mu? JPEG. JPEG'e çevirelim. Böyle farklı bir tonlarda resimleri biz JPEG olarak daha düşük boyutta kullanabiliyorduk. Bir ayar bize sunmuyor. Kaydet diyelim. kW'a düşürmüş JPEG. 547 kW'dan 112 kW. Bir de şuna bakacağım. PaintNet. JPEG'de netlik ayarı yaparak boyutu çok daha düşük bir hale getirebiliyorduk. Burada bakacağım. Farklı kaydet.
JPEG. Kaç dövrü? 122 idi. Bu da 122. Bana burada bir ayar veriyor. Quality ayarı. Şu an 123 kilobaytmış. 80 kadar bizim şeyi bozmaz diye düşünüyorum. Bakalım. 80 olsa. Olsa 50 kilobayt. Daha da düşürürsem 45, 40. Bizim zaten bir resimde bulanıklık, bizim resmin özelliği arka planda bulanık olmasını biz istiyoruz. Şöylece 25 kW'a kadar düşürebiliriz. Daha da düşürebiliriz. Yani daha düşürünce çok bozulma oldu. Mesela çok düşürdük mü? Görüntü kalitesi çok bozulma oluyor. Yine bir 20 kW olsun. En az. %35. Güzel. Okey. Kapatıyorum bunu. 20 kW'lık bir arka plan. Şu orijinal arka plandı. Şu da PNG haliydi. PNG hali 547 kW. Biz bunun renklerine göre ilk partta da söylediğimiz gibi renklerine göre seçtiğimiz formatta boyutunu 20 kW'a kadar düşürdük. Ama JPEG formatında oldu artık. Uzantısı JPG. Ne yapacağız bu dosyayı kullanmak için? Bizim arka planımız neredeydi? Şurada background PNG ekliyorduk. Burada JPG'yi kullanacağız artık. Böylece artık JPEG arka plan dosyasını kullanmış oluyoruz. Şuraya elmalar nasıl yan yana geldi? Çok ilginç. Bu videoyu da burada sonlandırıyorum.